Merhaba arkadaşlar, Küçük Eller Büyük İşler kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir tarifle geldim. İnanır mısınız, dışarıdakilerine taş çıkartır. Çıtır mı çıtır, enfes mi enfes, Adana'nın meşhur olan tatlısı halka tatlısını yapacağız. İsterseniz çok vaktinizi almadan bu yemelere doyamayacağınız tatlının tarifine geçelim. Şerbetimizi ilk başta yapmamız gerekiyor. Şerbetimizi yapıp bir yarım saat kaynattıktan sonra dolaba atıp soğumasını bekleyeceğiz. 3 bardak şeker, 2,5 su bardağı su, ince bir dilim limon iyice karıştıralım ve ocağa alalım. Hamurunuzun çokluğuna göre şerbetinizi yapın arkadaşlar. Şerbetimizin kıvam aldığını nereden anlarız? Üzerinin köpük köpük olması gerekiyor. Bolca köpük olduğunda ocaktan kaldırın ve soğumaya bırakın. Ben yarım kilo irmik unu kullandım arkadaşlar. Ve üzerine 60 derece sıcaklığında kaynar su ekliyoruz. Elinizi çok fazla yakmayacak şekilde olsun. Ve mayamızı ekliyoruz. Bir paket yaş maya. Suyu döktüğümüz gibi hemen karıştıralım. Suyunu çekmesini sağlayacağız. Suyunu çektikten sonra da bir köşeye alıp kabarmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu tarifi ünlü bir ustadan aldım. Güvenle deneyebilirsiniz bu tarifi. Çok da güzel oluyor. Kardeşlerim beğenerek yiyorlar. Suyunu çektikten sonra kabarmaya bırakalım bir yarım saat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım saat ardından sonra çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi de hamurumuzu sıkma kabımıza alalım. Arkadaşlar eğer poşetiniz ince ise iki katlı da kullanabilirsiniz. Benim şahsen poşetim inceydi ve iki katlı kullandım. Şerbetim çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi de tatlımızın yapımına geçelim. Kızgın yağımızın içine tatlımızı istediğimiz şekli verelim. Ben halka şeklini verdim. Arkadaşlar şu tatlının hamur kıvamına bakar mısınız? Yok böyle bir hamur. Arada bir çevirin arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Cidden enfes bir tatlı. Ben 14 yaşında bunu yapabiliyorsam siz daha neler neler yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki enfes videolarımla karşınızda olayım. Ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Kızaranları şerbetimizin içine atıyoruz. 1-2 dakika içinde bekleteceğiz ki şerbetini tam çeksin. Şerbetimizin içinde biraz çevirelim ki her tarafına eşit şekilde gelsin. Size şöyle diyeyim, ben bu tatlıyı yaparken kardeşlerim sırada bekliyorlardı yemek için. O derece güzel görünüyorlar ve o kadar da lezizler. Eğer arkadaşlar diyorsanız ben böyle küçükleriyle uğraşamam. Çok vaktim yok. Böyle büyük yapıp da aile boyu olarak da tüketebilirsiniz. Arkadaşlar bu tatlıyı Adana'nın her sokak başında bulabilirsiniz. Ve bu tarifi denerseniz bağımlı olursunuz. Bir daha vazgeçemezsiniz. Ailenizin favori tatlısı olur. Bir misafiriniz geldiğinde bir saat içerisinde yapabileceğiniz bir tatlı. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Böyle videoların devamını istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki nefis videolarımdan ilk siz haberdar olun. Bir sorunuz olursa Instagram ve Facebook adreslerimizi buraya bırakıyoruz. Yorumlar kısmından da bize ulaşabilirsiniz. Ve yapmamızı istediğiniz bir yemek olursa Instagram, YouTube ve Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.